Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehla ve ente tecalul hazne iza şi'te sehla. Allahümme barik lana fi recebina ve şa'banina ve belligna ramadan. Cümleten 3 aylarımız regaib kandili. Muhterem kardeşlerim, cümlemize mübarek olsun. Allahu Teala bugüne çıkardığı gibi inşallah gel kandillere de hep beraber sıhhatle, afiyetle, sevdiklerimizle hep beraber çıkmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Recep ayı geldiği zaman ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua edermiş. Allahu Teala inşallah bizim de duamız öyle olsun. Rabbim bizlere Recep ve Şaban ayını mübarek eyleye ve inşallah her hepimiz de Ramazan'a ulaştıra. Bugün kandil münasebetiyle bugüne has elhamdülillah regaib kandil arkadaşlar tüm dünyayı gezseniz sadece Türkiye'ye hastır. Sadece Osmanlı'nın evlatlarına hastır. Başka bir İslam devletinde bunu nadireten bulursunuz bu geceyi. Bu geceye Müslümanlar özellikle Osmanlı evlatları çok camilere hücum ettiğinden dolayı rağbet edilen regaib gecesi denmiş. Ama kitaplarda mübarek geceleri arayıp da bu geceyle ilgili ne aramak isterseniz bir şey bulamazsınız. Varsa da uydurma hadislerdir. Fakat bu gecenin fazileti, Ramazan, Şaban, Recep ayının faziletini çok çok faziletleri var. Onları anlatmakla bitmez. Biz bugün dersimize inşallah zikirle ilgili. Zikir ne demektir? Kur'an-ı Kerim'den delillerle, hadislerle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle ve büyüklerin sözleriyle inşallah bugün zikirden bahsedeceğiz. Zikir genel itibariyle sözlükte muhterem kardeşlerim anmak, hatırlamak, yad etmek anlamlarına gelir. Istilah manası ise Allah'ı anmak ve hatırlamak, onu unutmamak ve gaflet halinde olmamak için Allah kelimesini, Allah, La ilahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah kelimelerini bolca söylemek. Bakın, zikrin genel manası neymiş arkadaşlar? Anmak manasında. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim oku deyince ikra diye veyahut da utlu diye başlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim okumak ayrı bir ibadet. Zikir etmek, Allah-u Teala'yı oturup zikir etmek ayrı, başlı başına ayrı bir ibadet. Kişi Kur'an-ı Kerim okuyunca zikir etmiş olur ama fakat bu zikiri yaptığı zaman ondan daha büyük bir fazileti almış olur. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede birçok ayet-i kerimeyi de Estaizu billah fezkuruni ezkurukum ezkurukum fezkuruni ezkurukum, siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim, ben de sizi anayım. Allah-u Teala yine başka bir ayet-i kerimede ve sebbih bukureten ve aşiyye, Rabbini sabah akşam ne yap? Zikret. Sabah akşam. Yine Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ Allah-u Teala her halükarda müminlerin, Müslümanların zikir etmesine oturarak, ayakta iken ve yatarak her halükarda zikir etmelerini istiyor. Sadece belli bir has, belli bir vakte durma değil, her halükarda. Yine Allah-u Teala Ya yullezine amen zikrullaha zikran kesira, ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin. Çokça zikredin. İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki yani geceleyin ve gündüzleyin, arada ve denizde, yolculukta ve memlekette, zenginlikte ve fakirlikte, hastalıkta ve sıhhatte,
gizlice ve açıkta Allah'ı zikredin demektir diyor. Sadece belli bir yerde değil. Allah'ı her durumda اَمَنَذْكُرُ zikran zِكْرًا dediyse her halde, her durumda Allah'ı zikretmek gerekir. Bütün alimler bu ayet-i kerimelerin, zikirle ilgili ayet-i kerimelerin genel itibariyle şöyle bir tefsirini yapmıştır. Demişler ki alimler, siz beni ibadet ve taatle zikredin ki ben de sizi rahmetimle zikredeyim. İbadet ve taatle, namaz kılmakla, abdest almakla her durumda Allah'ı zikredin ki diyor Allah-u Teala, ben de sizi rahmetimle yarın mahşer meydanına geldiğiniz zaman bu kullarım bana ibadetle, taatle bana kulluk ettiler. Ben de o meydanda hiç kimsenin yardımı olmadı. O meydanda ben de kullarıma rahmet edeyim. Başka bir tabirle Allah-u Teala, siz beni dua ederek zikredin ki ben de sizin dualarınızı kabul etmekle zikredeyim. Öyleyse Allah'a dua etmek de aynı zamanda zikir ve Allah'a dua etmeliyiz ki Allah-u Teala duamızı icap etti. Siz benim verdiğim nimetlere hamd ve sena ile zikredin ki ben de nimetlerimi artırayım. Allah-u Teala nimet vermişse kul ne yapacak? Elhamdülillah diyecek. Dua edecek, şükredecek. Ya Rabbi gördüğümüz günden geri koymaya diye dua edecek. Yine demişler ki alimler, siz beni dünyada zikredin ki ben de size ahirette zikreteyim. Yani dünyada beni unutmayın, Rabbimiz var. Onu her an tesbih etmeliyiz diye zikredin ki ben de size ahirette o mahşer gününde dehşetinde unutmayayım. Siz beni varlık ve refah içinde zikredin ki ben de dara, sıkıntıya, yokluğa düştüğünüz zaman sizi zikredeyim diye. Siz benim yolumda cihad etmekle zikredin ki ben de sizi hidayetimle zikredeyim. Herkes elindeki olan imkanıyla, zengin Allah yolunda vererek, fakir Allah yolunda çalışarak, herkes kendi haliyle ne yapması gerekir? Allah'ı zikretmesi gerek. Siz beni sıdk, doğruluk, yani samimiyetle, ihlasla zikredin ki ben de sizi sıkıntılardan kurtarmak, bilgi ve istisanızı artırmakla zikredeyim. İhlasınızı artırmakla. Siz beni Rabbiniz olarak bilip bulduğunuzla zikredin. Ben de sizi sevdiğim kullarımdan kabul edip sonunda bağışlama ile zikredeyim. Abdullah İbn Abbas demiş ki radıyallahu anhuma, yüce Allahu Teala kullarına her neyi farz kıldıysa, farz kıldığı bütün ibadetler için Allahu Teala illa onun için belirli sınırlar koymuş. Mesela demiş ki işte öğlen namazını kılacaksanız ikindiye kadar vakti. İkindiyi geçtiği anda öğlen namazının vakti çıkar. Akşam namazını kılacaksanız akşama kadar. Veya o Ramazan için Ramazan orucu tutacaksanız sadece Ramazan'a has. Ama İbn Abbas diyor ki Allahu Teala, veyahut da bu Ramazan'da kişi hastaysa, özürlüyse orucunu tutmayabilir sonra. Fakat diyor zikir için hiçbir zaman böyle bir sınır koymamıştır. Her haliyle. Her vakitte, 24 saat vakitte her durumda Allah'ı zikredecek. Yani hiçbir vakit yok sınır için. Arabada gittiğin yerde, evinde oturduğun yerde, işinde çalıştığın yerde, otobüste, dolmuşta gittiğin yerde her halinde Allah, Subhanallah, La ilahe illallah veyahut da camiye girerken Bismillah veyahut da arabana binerken Bismillah, Elhamdülillah diyerek Allah'ı her halinde zikretmen gerekir. Sadece belli vakitlere has değil. İşte bundan dolayı İmam Nevevi demiş ki rahmetullahi aleyh, kalp ve lisan ile, hemin kalp hemin lisan ile cünüp, hayızlı, nifas hallerinde ulema zikrin caiz olduğuna ittifak etmiştir. Halbuki cünüp olduğu zaman kişi camiye bile giremiyor. Kur'an-ı Kerim bile okuyamaz. Ama cünüplüyken ne yapabilir demişler? La ilahe illallah, Allah lafzını söyleyip zikir edebilir. Hiç sınır yok yani. Bazı ne var? Kur'an-ı Kerim'den dua ayetleri var arkadaşlar. Onları da okuyabilir. Fatiha, İhlas, Nas, bunlar Felak. Bunları da yine cübriyken dua ayetlerini okuyabilir. Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala kutsi hadis-i şerifte, ikindinden ve sabahtan sonra beni bir vakitte zikret ki, yani sabah ve ikindinde, bu iki vakit arasında ben sana yeterim diyor.
Allahu Teala kutsi hadislerde İmam Ahmed'de geç. Sabahleyin ve ikindinden sonra. Hoca efendi de hep bunu adet edinmişti arkadaşlar. Sabahleyin ikindinin zikrini hele hiçbir zaman kaçırmamaya çalışırdı. Çok dikkat ederdi. Hoca efendi ikindinin zikrine. Bir gün Abdullah Çavuş'undan bir işimizden dolayı aşağı indik. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Rabbim cümlemizin şefaatinden eylesin. Oğlum bugün gene zikirden kaçtığınız ha dedi bize yani. Bir işimiz olduğundan dolayı aşağı indik. Fakat o kadar zikre ehemmiyet verirdi. İki kişi bile olsa arkadaşlar, üç kişi bile olsa illa o zikri yapardı. Kinin zikrine bu kadar önem verirdi Hoca efendi. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hep kardeşlerimiz de Hoca efendi ile hep hastanelere gittik. Hep rahatsız olduğunda gitti. Hemen doktorlar dedi ki işte bir kalp filmi çekilmesi gerek. Yaşta geçmiş ya rahatsız diye. Hangi doktora gittiyse, hep kalp filminden çekildiyse doktorların her hepsinin dediği şu arkadaşlar. Senin kalbin 18 yaşındaki kişinin kalbi gibi. Neden biliyor musunuz? Siz zikre devam ettiğinden sabah ve akşam o yaşında olmasına rağmen, o kutuplu seviyesine ulaşmış olmasına rağmen derdi ki rahmetli oğlum sabahleyin virdlerimi çekiyorum. Yani 25 dakika yarım saat sürüyor. Hiç virdlerimi ihmal etmiyorum derdi. Allah bizim yardımcımız olsun. Hiç virdlere, zikirlere ehemmiyet verdiğimiz yok. Kalp hastası olmak istemeyen kardeşlerimiz arkadaşlar zikre devam etsin. Niye? Çünkü zikirde kalbe vurmuş oluyor. Kalpteki o noktalar hastalıkları gidermiş oluyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu diyor ki sabahtan akşama kadar yüce Allah'ı zikretmem benim için sabahtan akşama kadar, yani sabah ve akşam Allah'ı zikretmem benim için sabahtan akşama kadar Allah yolunda art sırtında cihad etmekten daha faziletlidir diyor. Sahabi Muaz bin Cebel radıyallahu anhu. İbn Ataullah Sekenderi buyuruyor ki zikrin önemine bina, zikrin ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Bir yere toplanıyorlar insanlar, oturuyorlar. Ondan sonra dağılıyorlar. Bir şeyler okunuyorlar. Ya Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de belki en çok namazdan sonra zikirden bahsediyor. Zikir de etsin hangisi? 3 dakika da olsa, 5 dakika da olsa. Münafıklar zikri az yaparlar kardeşler. Münafıklar zikri az yaparlar. Müminlerin, Müslümanların zikri çok yapmaları gerekir. Zikir diyor beraberinde her şeyi yakıp yok eden bir ateştir. İbn Ataullah öyle diyor. O bir eve girdiği zaman sadece ben varım. Burada benim de benden başkaları kim varsa her hepsi çıksın geçsin der diyor. Bu sözler la ilahe illallah kelime-i tevhidin de anlamlarından biridir. Girdiği yerde odun bulursa ateş olup onu yakar. Girdiği yer karanlıksa nur olur, orayı aydınlatır. Nur üstüne nur olup orayı aydınlığa boğar. Zikir sultandır. İbn Ataullah devam ediyor. Zikir sultandır. Sultan bir konağa yerleşmeyi murad edince oraya borazan ve davullarını gümbürdeterek gelip yerleşir. Çünkü zikir hakkın dışında kalan her şeyin zıttı ve tersidir. Bu sebeple o bir yere yerleştiği zaman orada kendisine zıt ve ters olan ne varsa hepsini oradan çıkarmayı hedefler. O bu haliyle ateşle suya benzer ki bu ikisi asla bir arada bulunamaz. Ruhların ve kalplerin azlığı görünmeyen manevi alemleri çok iyi bilen Allah'ı zikretmektir diyor. Ruhların ve kalplerin azlığı. Bir kişi demek ki ruhun azlığını istiyorsa, karnımız acıktığı zaman karnımızın azlığını ne yapıyor arkadaşlar? Yemek yedirmekle gideriyoruz. Su içmekle gideriyoruz. Öyleyse ruhların ve kalplerin azığı Allah'ı zikretmek. Çünkü Allah-u Teala öyle diyor Ra'd suresinde. İman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Öyleyse kişinin kalbinde mutmainlik yoksa, sıkıntı varsa hemen zikir meclislerine koşsun. Zikir meclislerinde o huzur, o tadı, o gıdayı bulur.
Denilmiş ki alimler, kim şu 7 zikre devam ederse, 7 tane zikre devam ederse, melekler katında şerefli, Allah-u Teala'nın kulluğunun zevkine ererek, denizler köpüğü derecesi günahı da olsa, Allah-u Teala o günahlarını affeder. Bir, her işin başlangıcında Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Her işine başlarken, evine girerken, arabasına binerken, nerede olursa olsun her işine başlarken, zira sünnet yemeye başlarken bileme ne yapmak sünnet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hangi iş ki besmelesiz başlarsa o iş ebterdir, sonu bereketi yoktur diyor. Öyleyse Müslüman her işinde başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Her işin sonunda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecek. Başlangıcında besmele, bitişinde Allah'a hamd. Büyük küçük olsun, herhangi bir günah işlediğinde hemen estağfirullah diyecek. Ya Rabbi senden affolunmamı istiyorum diye istiğfar edecek. Bir iş yapacağı zaman, yarın, öbür gün veya bir saat sonra bir yerde buluşacağı zaman, bir insandan vaatleşeceği zaman diyecek ki inşallah, Allah'ım dilerse ben o işi yapacağım, geleceğim, edeceğim diyecek. Çünkü onu yaptıran, ettiren, götüren, getiren Allah-u Teala'dır. Beşincisi, çok sıkıntılı, kötü bir duruma düştüğü zaman, altından kalkamayacağı bir işe düştüğü zaman hemen diyecek ki وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Hiçbir güç kuvvet yoktur ki ancak Allah-u Teala, o gücün, kudretin, o işi yaptıranın sahibi Allah-u Teala'dır. Başına bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman, beklenmedik bir anda, arabası da Allah muhafaza etsin, arabası çarptı veya ayağın kaydı düştü veya bir cenazesi oldu, bir durum oldu, hemen diyecek ki اِنَّا لِلّٰهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Yedincisi, gece ve gündüz hiçbir zaman dilinden La ilahe illallah sözünü hiç düşürmeyecek. Kim diyor işte bu 7 tane zikre devam ederse, denizler dolu da köpüğü olsa, günahı da olsa Allah-u Teala ne yapar onu? Günahlarını affeder. Ebu Musa radıyallahu anh'dan rivayet olan Hazreti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ı zikreden kimse ile onu zikretmeyenin benzeri diri ile ölü gibidir. Allah'ı zikreden ve onu zikretmeyenin arasında fark diri ile ölü gibi. Bazı alimler bu hadis-i şerifin manasını çıkarırken demişler ki Allah'ı zikreden kişinin kalbi diri kalır. Allah'ı zikreden kişinin kalbi diri kalır. Her an Allah-u Teala ile beraber gibi kalbine karalık, şeytanın vesveseleri gelmez. Allah'ı zikretmeyen kişinin kalbi ise ölüdür, kapkaranlıktır. Kişi belki şu soruyu da sorabilir. Ya işte biz zikrediyoruz ama o tadı, o lezzeti dilimizde, kalbimizde, her şeyimizde aramıyoruz. Ebu Musa Mağribiye demişler ki, aynı soruyu sormuştur muhterem arkadaşlarım. Biz Allah-u Teala'yı zikrediyoruz fakat kalbimizde zikrin tadını alamıyoruz. Bazı insanlara bakarız, nasıl aşkla, nasıl şekle zikrederler ya, imreniriz onlara. Ya Allah Allah, bu adam nasıl zikrediyor, ben niye aynı tadı, aynı lezzeti alamıyorum diye sormuşlar. O mübarek de demiş ki, vücut azalarından birini kendi zikriyle süslediği için Allah-u Teala'ya hamd etmelisiniz. Allah-u Teala en azından zikrinizi kendisiyle meşgul ediyor. Velev ki o hazzı, o lezzeti alamasanız da Allah'ın zikriyle meşgul oluyor. Başka bir şeyle meşgul olmuyor. Ondan dolayı Allah'a hamd edin. Onun için kişi o hazzı, o lezzeti, o tadı alamasa da ne yapması gerekir? Zikre devam etmesi gerekir. Zikir bırakmaması gerekir. Hasan Basri radıyallahu anh demiş ki muhterem kardeşlerim, manevi tadı 3 şeyde arayın. Lezzeti 1, namazda, 2, zikirde ve 3. de Kur'an-ı Kerim okumakta. Yine Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadis-i şerifte, Buhari'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah-u Teala'nın bir kısım melekleri var. Şimdi melekler, bir Allah-u Teala'nın bir kısım melekleri var ki bu zikir meclislerini arıyorlar arkadaşlar.
Allah Resulü ne diyor? Yollarda dolaşıp zikredenleri ararlar. Zikir meclisini ararlar. Allah'ı zikreden bir topluluk bulduklarında birbirlerine geliniz, aradığınız buradadır derler. Şu meclisin güzelliğine bakın arkadaşlar. Melekler bu meclisi arıyorlar. Ya bu zikir ehli nerede? Bulsak da etrafını kuşatsak, ta semaya kadar yükselsek diye. Bunun üzerine melekler zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah-u Teala kullarının hallerini meleklerinden daha iyi bildikleri halde sorar. Kullarım ne söylüyor? Melekler der ki ya Rabbi seni tenzih ediyorlar. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah diyorlar. Senden başka ilah olmadığını söylüyorlar. O zaman Allah-u Teala yine sorar. Kullarım peki beni görmüşler mi? Hayır ya Rabbi seni görmemiştir. Peki görselerdi ne yaparlar? Görselerdi daha sana daha çok ibadet ederlerdi. Allah-u Teala sorar meleklerine kullarım benden ne istiyorlar? Ya Rabbi senden cennetini istiyorlar. Peki cennetimi görmüş mü? Yok görmemiş. Görseydi daha çok arzu ederlerdi. Neden sığınıyorlar? Ya Rabbi cehenneminden sığınıyorlar. Peki cehennem mi görmüş mü? Görmemişler. Görmüş olsalardı daha çok sığınırlardı. O zaman Allah-u Teala diyor ki meleklerine sizi şahit tutuyorum ki ben onları bağışladım buyuruyor. Zikir meclisine kim gelmişse mükafata bakın arkadaşlar. Kim gelmişse diyor zikir meclisine onun her hepsini bağışladım. Hiç önemli değil. Yani aşkla söylemiş veya dilini sadece meşgul etmiş, o hazzı, o tadı alamamış hiç önemli değil. Ben zikir meclisinde bulunmuşsa onların her hepsini affediyor. O zaman melekler diyor ki ya Rabbi onların içinde birkaç kişi gelmişti. Onların amacı zikir değildi. O arkadaşlarını bekliyorlardı, onlara bir şey söyleyecekti veya onların yanında oturuyorlardı. Allah-u Teala buyuruyor ki onlarla oturan şakavet ehli değildir. O ehli zikrin hürmetine onları da bağışladım diyor. Mükafat, ehli zikrin, zikir etmenin bu kadar fazileti var arkadaşlar. Eşrafzade Abdullah Rumi Efendi diyor ki, müzekki nüfusun sahibi, onlar Hak Teala'nın öyle bir kavmidir ki onlarla beraber oturanlar şakî olmaz buyurulmasından anlaşılan saadet ehlinin arasına karışıp kaynaşanlar saadete erişir. Kim saadet ehliyle oturursa, onlara yönelirse, onları severse şakî olmaz. Şık Sadi Bostan ve Gülistan kitabında şöyle bir kıssa rivayet diyor arkadaşlar. Bir gün diye hamamda bazı kimselerin bir taş içine koydukları güzel kokulu çamuru başlarına ve sakallarına sürdüklerini gördüm. Çamuru başlarını ve sakallarına sürdüklerini gördüm. Kendi kendime içimden dedim ki diyor. Ey çamur, sen hangi izzete ve şerefe nail oldun ki? Nail oldun ki mis kimi kokuyorsun, ta kokun kalbimize sirayet etti. Aklımızı başımızdan aldı. O zaman o çamur diyor ki benim aslım normalde bildiğin bir çamur. Hiçbir farkım yok çamurdan. Fakat diyor ben biraz gülle beraber yoldaşlık ettim diyor. O gülün kokusu bana sindi. İşte ne varsa o kokudan bana sirayet etti. O gülle beraber olduğum için insanların başlarında, sakallarında yer buldum diyor. İşte ehli zikirle gezen de böyledir arkadaşlar. O ehli zikrin hürmetine Allah-u Teala onları da affeder. Şeyhimiz Abdülkadir İsa Hakayık Anıt Tasavvuf kitabında diyor ki bu hadis-i şerifi açıklarken onlarla oturan onların kapsamına girer. Yani zikir ehliyle beraber oturan onların kapsamına girer. Rablerinin onlara vermiş olduğu lütuflarında, ikramlarında ve her ne kadar da zikre katılmamış olsalar da yine de sevapta beraber olurlar. Onlarla beraber oldukları için şanslı olurlar. Zira her kim kiminle beraber meclis kurup oturursa oturduğu kimseden sayılır. Onun için dikkat edin arkadaşlar. Son cümle çok önemli. Her kim kiminle beraber oturup kalkarsa
oturduğu kimselerden sayılır. Sen kimlere arkadaş ediniyorsun? Kimlerle dost ediniyorsun? Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. El mer'u ala halili dinihi. Kişi arkadaşının dininin üzerine. Ehli tasavvufu, ehli zikri, ehli sohbeti, ehli ilmi seçmişsen işte sen onlarla beraber haşrolunacaksın yarın. Onların hürmetine affedileceksin. Eğer sen onları seçmemişsen, kimi seçmişsen onlara iyi bak, dikkatlice bak. Arkadaşlık ettiğin, oturduğun, kalktığın gençler, özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Oturduğunuz, kalktığınız kişiler kimler? Size Allah'ı mı hatırlatıyor? Size Allah'ı mı götürüyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna mı götürüyor? Yoksa Allah muhafaza eylesin bunlardan uzaklaştırıyor mu? Onun için size Allah ve Resulüne götüren insanları arkadaşıdır. İşte bundan dolayı İmam Nevevi demiş ki arkadaşlar, muhakkak riya değilse, riya yoksa, sesli zikir, namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar ve uyuyanlara eziyet görmüyorsa zikir aşikare zikir daha eftaldır demiştir. Cehri zikir daha eftaldır. Çünkü faydası dinleyenlere sirayet eder, zikir uyuyanı uyandırır, himmetini düşünceye yöneltir, kulağını ona çevirir, uyku kovar ve gayreti yok eder, gayreti arttırır demiş. Lokman Hakim oğluna şöyle vasiyet etti. Ey oğlum. Mevla Teala Hazretlerini zikreden bir kavim gördüğün zaman onlarla beraber otur. Çünkü sen eğer diyor, ilim ehliysen sana ilim, öğrendiğin ilim bunu emrediyor. İlim ehliysen öğrendiğin ilim bunu emrediyor. Yok eğer sen ilim ehli değilsen o ilim ehlinin yanına otur da onlardan bir şeyler öğren diyor. Eğer sen diyor bir zikri Allah'ı zikretmeyen bir toplum gördüysen ne yap? Onlardan uzaklaş. Çünkü senin ilmin sana bunu emrediyor, bunu gösteriyor diyor. Hazreti Muaviye radıyallahu anh'den rivayetuna hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hazreti Muaviye ashabından halka meydana getiren bir grubun yanına çıkıp Allah Resulü burada sizi oturtan şey nedir diyor. Onlar da Allah'ı zikretmek ve bize İslam yolunu gösterdiği, onun da bize ihsan ettiğinden dolayı Allah'a hamd etmek için geldik derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin eder misiniz? Gerçekten bunun için mi oturdunuz? Yani sizin buraya geliş amacınız bütün Allah'ı zikretmek için mi? Yoksa dünyalık bir şeyler istifade etmek için? O zaman o sahabeler diyor ki ya Resulallah Allah'a yemin olsun ki biz sadece hedefimiz bunun içindi. Ya Allah'ı zikretmeye geçiyorduk. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki sizi töhmette bırakmamak için size yemin vermedim. Lakin Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala'nın sizinle meleklere karşı övündüğünü bana haber verdi. Cebrail aleyhisselam geldi meleklere karşı ne yaptı? Övündüğünü haber verdi. Ey meleklerim, bakın ben bu insanoğlunu yaratırken, siz demiştiniz ki, ya bu insanoğlu yeryüzünde fitne fesat çıkaracak. Daha önce ya Rabbi sen cinleri yarattın, onlar yeryüzünde fitne ve fesat çıkardılar. Bu insanoğlunu da yaratacaksın, bunlar da yeryüzünde fitne fesat çıkaracak dediniz diyor Allah-u Teala. Bakın. Kullarıma bakın bunlarda nefis olduğu halde, şeytan olduğu halde, dünyalık işler olduğu halde bunların her hepsini elinin tersiyle yitmişler, beni zikrediyorlar. Sizin ise vazifeniz, sizin göreviniz de sadece beni tesbih etmek. Size şeytan yok, nefis yok, dünyalık işler de yok. İşte bundan dolayı diyor insanoğlu nedir? Allah-u Teala'ya hakiki manada kulluk ettiği zaman Allah-u Teala'da meleklerden daha üstün olur. Allah-u Teala'nın yanında. İşte bundan dolayı Allah-u Teala ne yapıyor? Meleklere karşı övünüyor. Bu kullarım yeryüzünde fitne fesat değil de bu kadar işin gücün içinde şeytan ve nefisin olmasıyla beraber ne yapıyorlar? Beni zikir ediyorlar diye Allah-u Teala onlara karşı övünürler.
Yine Amir bin Abse'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın lütuf ve rahmetine yaklaştırdığı bir takım kimseler vardır ki. Bunlar, iyi dinleyin arkadaşlar bakın. Bunlar diyor, Allah'ın lütfettiği bir takım kişiler var ki, bunlar peygamberler ve şehitler değildirler. Yüzlerinin beyazlıkları kendilerine bakanları kapsar, tamamen bakışlarını kaplar. Allah-u Teala yakınlıklarından dolayı peygamberler ve şehitler onlara imrenirler. Peygamber ve şehit olmadıkları halde Allah-u Teala yakınlıklarından, derecelerin yüksekliklerinden dolayı peygamberler ve şehitler imreniyor onlara. Sahabe soruyor, ya Resulullah bunlar kimdir? Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizi tarif ediyor arkadaşlar. Diyor ki, onlar çeşitli kabilelerden Allah'ı zikretmek için toplanan kimselerdir diyor. Antep'in her tarafından, Gazi kentinden, Karşıyaka'sından, Karataş'ından, İbrahim'den her tarafından gelip sırf Allah'ın zikri için toplanmış kimselerdir diyor. Hurma yiyenin hurmanın iyilerini seçip ayırttığı gibi onlar da Allah'ın güzel sözlerini Allah-u Teala'yı zikrederek ne yapar söylerler. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kavim Allah-u Teala'yı zikir için otururlarsa mutlaka onları melekler kuşatır. Zikir için otururlarsa. Şimdi melekler inşallah burayı kuşatmışlardır arkadaşlar. Rahmet kaplar, üzerlerine sekinet iner, huzuru kalp, feyiz ve rahmet ve Allah onları kendi nezdindeki melekler ilanar. Yine başka bir hadis-i şerifte her kim bir cemaat sadece Allah rızasını murad ederek Mevla'yı zikretmek için bir araya gelseler gökten bir münadi şöyle seslenir. Muhakkak bütün günahlarınız sevaplara döndürülüp affoldunuz. Affolduğunuz halde kalkınız buyurur denir. Bu hadisler Nebde Ahmet bin Hanbel'de geçiyor arkadaşlar. Zikir meclislerinin bu kadar mükafatı var. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, nasıl ki bir çölde veyahut da bir karanlık bir yerde, bir evde bir lamba varsa veyahut da bir kandil varsa, ta uzaktan zifiri karanlıktan o ışık belli olduğu gibi, gök ehline, meleklere de nerede zikir meclisleri varsa kandiller gibi yananlar, melekler oraya inerler hemen diyor. Şeytanın zikir haneleri arkadaşlar. Bunu anlatayım, ondan sonra biraz Hoca Efendi'nin zikirle ilgili ne ilahiler var onları dinleyek. İnşallah şeyden sonra devam ederiz. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet edildik. Bir defasında İblis Allah-u Teala'ya şöyle dedi. Ya Rabbi, Ademoğluna bir takım zikir haneler ihsan etti. Onlar oralarda seni zikrediler. Hani benim zikir hanem dedi şeytan. Allah-u Teala buyurdu ki, senin zikirhanelerin hamamlardır dedi. Hamamlardır. Onun için hamama gitse bile kişi bir kişi ne yapacak? Orada çok eğleşmeden bütün hemen ihtiyacını giderip çıkacak. Çünkü oralar şeytanın zikirhaneleri. İnsanoğluna diyor bir takım sohbet yerleri verdin, meclisleri verdin. Hani benim sohbet meclisim dediği zaman Allah-u Teala buyuruyor ki, hanımlar, biz dinleyen hanımlar özellikle, kardeşlerim, genç kardeşler, dikkat edin. Benim diyor şeytan, senin Allah-u Teala şeytana diyor ki, senin diyor sohbet meclislerin çarşı, sokak ve çarşılardır diyor. Onun için işiniz olmadığı müddetçe çarşı ve pazarlarda dolaşmayın. Çünkü şeytanın neyi oralar? Sohbet meclisler. İnsanoğluna okuma yeri verdin diyor şeytan. Hani benim okuma yerim? Okuyacağım şeyler, o zaman şeytan Allah-u Teala diyor ki, senin okuyacağın şeyler, dinleyen insanı isyana götüren şiirler, şarkılar, insanı Allah'tan uzaklaştıran, isyana götüren şarkılardır. Yine diyor ki, insanoğluna konuşma verdin, benim konuşmam neyle olacak, ben nasıl konuşacağım? O zaman şeytan diyor ki, senin konuşman yalandır. Bir Müslüman yalan söylüyorsa şeytanın sıfatını yüklenmiş oluyor arkadaşlar.
ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliğini boşa çıkarmış oluyor. Gençler, talebeler, özellikle size söylüyorum, benim ümmetim yalan söylemez diyor Allah Resulü. Bak, korkaklık korkak olur mu diyorlar, olur ya Resulallah. Cimri olur mu? Olur. Ama benim ümmetim yalan söylemez. Özellikle ticaret ehli olan, ticaretle ilgilenen kardeşler. Veya esnaf olan kardeşler. Bir esnaf bir saat deyince o 10 saat anlaşılıyor. 10 saat sonra geliyor. Yarım saat deyince 5 saat anlaşılıyor. Bir gün deyince 3 gün anlaşılıyor. Onun için Müslüman verdiği sözde durur. Müslümanın sıfatı verdiği sözde durmak. Yoksa münafıklardan olmuş olur. Neyse, bir günse bir gün, 5 günse 5 gün, 10 günse 10 gün. Ama hiçbir zaman yalana başvurmayacak. O işte o amelde hayır da olmaz, bereket de olmaz. Çünkü Allah'ın istemediği şeyle iştigal etmiş oluyor. Halbuki ticaretle uğraşmak ne kadar güzel bir şey. Allah-u Teala ticarete helal görmüş. Ve rızkınızın 1/9'u ticarette demiş. Helal olan bir şeyine haram katmış oluyor. Sözünde durmamakla, yalan katmakla alışverişine. Onun için esnaf kardeşlerim dikkat edin. Sözünüz neyse onu yerine getirmeye çalışın. Yoksa Allah muhafaza etsin, münafıklardan olursunuz. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle diyor. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Münafığın alameti. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin bu kötü sıfatlardan. İnsanoğluna ezan verdin diyor. Peki benim ezanım neydi? Şeytan Allah-u Teala diyor ki senin ezanın çalgı aletler. İnsanoğluna peygamberler gönderdin. Benim peygamberlerim kimdir diyor. Allah-u Teala diyor ki senin peygamberlerin kahinler, sihirbazlar ve falcılardır diyor. Hanımlar özellikle, ya hele bir gidek sorak ne olacak? Allah Allah, gerçekten doğru çıkıyor ya. Yolu oldu öyle ya. Derse diyor kişi imanı gider ya. He ya, öyle oldu dese ha. İmanı giderdi. Onun için dikkat edin. Allah-u Teala'nın kaderi, takdiri neyse o gelir, gerçekleşir. Müslüman ona sabredecek. Ama kahinlerle, sihirbazla, falcılarla bir işe kalkıştığı zaman Allah sonunu hayır eylesin. O işte bereket olmaz. Çünkü şeytanın peygamberleriyle, şeytanın mirasçılarıyla konuşmuş oluyor. İnsanoğluna kitaplar verdin diye, hani benim kitaplarım diye şeytan. O zaman Allah-u Teala diyor ki senin kitapların dövmelerdir, vücuda yapılan dövmelerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği şeylerden bir tanesi. Yapana da yaptırana da, yapana yaptırana lanet ettiği şeylerden biri dövme yaptırmak, faiz yemek. Allah-u Teala buyuruyor ki, şeytan diyor ki ben diyor insanları avlamak için tuzaklar verdin, hani benim tuzaklarım dediği zaman Allah-u Teala diyor ki senin tuzakların da, Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin şerlerinden, senin tuzakların da kadınlardır diyor. Bu ümmete en büyük fitne kadınlar arkadaşlar. Ulemadan baktığın zaman Allah sonumuzu hayır eylesin. Hep ayağımızı sırat-ı müstakim üzerinden kayırmasın. Cümlemizi inşallah kaydırmasın. Paraya ehemmiyet vermeyen olmamış. Parayı silmişler. Mala mülke hiç önem vermemişler. Ama baktığın zaman kadına kanmayan nadir insan olmuş. Nadir ulema olmuş. Allah cümlemizi şerlerinden muhafaza eylesin. Helaliyle yetinmeyi nasip eylesin bizlere. Çünkü Allah-u Teala bileme inne keyde şeytanı kene daife. Şeytanın hileleri zayıf diyor. Şeytana ha. Ama kadınlarla ilgili inne keyde kunne azime. O kadınlar var ya, kadınlar, onların hileleri bu kadar büyüktür. Allah cümlemizi fitnelerinden muhafaza eylesin. İnsanoğluna çeşit çeşit yiyecekler verdin. Hani benim yiyeceklerim dediği zaman dikkat edin arkadaşlar. Allah-u Teala diyor ki senin yiyeceklerin Müslümanların, insanların besmelesiz yediği şeylerdir diyor. Onun için besmele illaki çekin.
yiyeceğinizde, içeceğinizde yapacağınız bütün işlerdir. Şeytan diyor, bir eve girdi, Müslüman bir eve girdiği zaman, Esselamu Aleyküm dediği zaman, şeytan der ki, eyvah, bize burada kalacak yer yok. Yemek yerken besmele çektiği zaman, eyvah, bu evde bize yiyecek de yok. İçerken besmele çektiği zaman, eyvah, burada içecek de yok. En iyisi biz buradan kaçak da gidek derlerdi. Onun için yemenizde, içmenizde, her şeyinizde illaki besmeleyi çekin, Bismillahirrahmanirrahim deyin. O zaman şeytan tekrar soruyor. İnsanlara içecekler verdin, benim içeceklerim ne? Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Allah-u Teala diyor ki, senin içeceklerin insanların alkollü içkileridir. Allah cümlemizi, neslimizi Ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Ümmet-i Muhammed'den içen kardeşlerimiz varsa, hele hele sigara içen kardeşlerimize de Rabbim inşallah soğukluğunu vere inşallah. Biraz dinlenen arkadaşlar, ondan sonra kardeşlerimiz Hoca Efendi'nin şiirleriyle, zikirle ilgili şiirlerini okusunlar. İnşallah ikinci bölümümüzde devam edeceğiz. Buyurun arkadaşlar. Ezan bitti.